Efendim. Oo Sadi Bey, nasılsınız? Tabii tabii, çocuklar gece gündüz çalışıyor. İş bitmek üzere. Yanlış anlamadım değil mi? Siparişi iki katına çıkarıyorsunuz. Elbette. Tam istediğiniz zaman da işi bitireceğiz. Yok yok, siz onu düşünmeyin. Çocuklar biraz daha sınır işi yetiştirirler. Tabii canım. Selim abi, senin sigorta meselesi ne oldu? Baktın mı? Amcam başlatmış mı? Yok, başlatmamış. Bu ayda bir şey yok. Tekrar tekrar kapısına gitmek istemiyorum ama çocuğun durumunu biliyorsun. Yanlış anlama. Amcanı sana şikayet etmek gibi olmasın ama biliyorsun zam biraz daha bekleyebilir. Ama sigortanın mutlaka yapılması lazım. Çalışın gençler, çalışın. Zaman boş durmak zamanı değil. Abi vaktin varsa bir şey diyecektim. Yarın konuşalım Selim. Çok önemli, acil bir işim çıktı. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın, yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Kızım, koşturup durma. Hasta olacaksın şimdi. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Melek teyze, Ayşe'ye bir şey oldu. Ayşe? 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 Kızım? Ben sana koşma demedim mi kızım? Nefes al. Ben sana koşma demedim ya. Ayşe? Tamam kızım. Geçecek. Nefes al kızım. Geçecek. Geçecek Ayşe. Son bir yıldır üzerime iş yağıyor aslanım. Yetiştiremiyoruz ya. İki adamla yetişemezsin tabii. Bir adam daha alman lazım. Yo, kimseyi alamam. Çok masraflı. İkisiyle zor baş ediyorum zaten. Ya gözün doysun abi. Biri yeğenin, diğeri garibanın teki. İkisini de karın tokluğuna çalıştırmıyor musun? Ya zorla mı tutuyorum? Beğenmeyen gitsin. Dışarıda millet aç geziyor be. Onlar gibi 10 tanesini bulurum. Neyse, kapatalım mı meseleyi? Kazancın bol olsun, kazancın bol olsun. Keyifler bozulmasın. Sen sağlığına bak abi. Ne oldu, tıkandı mı yine? Evet, arkadaşıyla koştururken oldu. Ne oldu şu sigorta işi? Abi, bir ara ver istersen. Al, çay iç. Sağ olasın. Ne bu halin Selim abi? Sabahtan beri tek laf etmedin. Ne olsun Fuat? Ayşe'yi biliyorsun hasta. Maaş evi çevirmeye bile yetmiyor. Her gün hastanedeyiz. Nabi abiyle konuşacağım bugün. Eğer sigorta işini halletmezse ben artık yokum. Ya acele etme Selim abi. Amcam cimridir mimridir ama eğer sana bir söz verdiyse mutlaka tutar. Ben dayanırım, mesele değil ama Ayşe, Melek'le de dün tartıştık. O da haklı. Aldığım para belli. Çocuk her tıkandığında acil değil. İlacıydı, doktoruydu, yetmiyor. Demek her zaman sizin başınızda durmak lazım. Yoksa öbür türlü çalışacağınız yok. Kime diyorum oğlum? Çalışın hadi, çalışın.
Hadi abi gidip konuşsana. Bilemedim, çok sinirli şimdi. Bir şey olmaz abi, git konuş sen. Abi müsaade var mı? Konuşmamız lazım. Ne var? Söyle bakalım. Dün konuşamadık. Benim şu sigorta işi ne oldu? Bu ay başlatacaktın abi. Selim'ciğim kusura bakma. O iş bir dahaki aya kaldı. İyiydi abi. Geçen ay da öyle demiştin. Benim çocuğum hasta. Şuncacık maaşla sigorta olmadan nasıl bakayım ona? Yapmayacaksan da söyle abi. Gidip başımın çaresine bakayım. Amma uzattın Selim. Yapacağım dedim oğlum. Söz ya. Yemin ediyorum yapacağım. Az daha dişini sık. Bu kadar dayandım. Bir ay dediğin nedir ki? Hep böyle diyorsun abi ama değişen bir şey yok. Bak aslanım. Bu defa kesin. Çalıştığımız müteahhit elimizdeki işin iki katını sipariş etti. Eğer zamanında yetiştirirsek sana hem zam hem de sigorta. Zam mı? Zam tabii Selim. Zam da yapacağım sana. Tamam tamam. Bir şey demene gerek yok. Şimdi doğruca git işinin başına. Vakti zamanı gelmeden yetiştir ki istediğini alasın. Kaytarmak yok. Bir saniye bile boş geçmeyecek. Tamam abi, madem öyle diyorsun işlerin hepsini yetiştireceğim. Nankör herif. Şu zamanda iş vermişim, karnını doyurmuşum. Bir de gelip yakama yapmış. Şu siparişler olmayaydı kapının önüne koyardım ya neyse. Abi ne dedi? Vallahi Fuat, amcan sözünü tutarsa iyi şeyler dedi. Hem zam hem sigorta yapacakmış. Yalnız eldeki işleri yetiştirmemiz lazım. Ne? Zam da mı yapacak? Hem de iyi bir zam. Hadi durma, yetiştirelim şu işleri. Abi sen merak etme ya. Evelallah yetiştiririz. Melek teyze, Melek teyze. Ayşe'ye bir şey oldu. Ne? Ayşem! Ayşe! Aman Allah'ım! Kızım! Ayşem! Ayşe! Ayşe! Kızım! Tamam yavrum. Gel annem. Efendim? Dur Melek, sakin ol. Tane tane anlat. Tamam, geliyorum hemen. Abi hayırdır, ne oluyor? Ayşe tıkanmış, bu sefer bayılmış. Melek hastaneye götürmüş. Nabi Bey, kızım hastanede. Benim hemen gitmem gerek. İyi git. Git de hep böyle mi olacak? Her seferinde işi gücü bırakıp oraya buraya mı koşturacaksın? Ya daha sabah konuştuk Selim. Bu işler nasıl yetişecek? Telafi edeceğim abi. Gitsene oğlum. Yalnız para lazım. Biraz avans verirseniz. Al. Sağ olun. Sen nereye? Şey, belki ihtiyaçları olur amca. Oğlum geç işinin başına. Geç Allah aşkına ya. Zam sigorta istemeyi biliyorsunuz ama işlere gelince kaytarıp duruyorsunuz be. Baba, sen bana küsmedin değil mi? Şşt, hiç küser mi kızım? Sana niye küseyim Ayşe? Sen bir şey yapmadın ki. Yoksa yaptın mı? Söz vermiştim ya, sen gelmeden uyumayacaktın. Ben bile erik uyumadım baba. Öyle gözlerim kapandı, uyudum. Biliyorum kızım, biliyorum. Doktorun söylediği testler ne olacak Selim? Onları nasıl yaptıracağız? Merak etme, hepsini halledeceğim. Nabi abi zam yapınca hiçbir sıkıntımız kalmayacak. İnşallah Selim, inşallah. Hadi kızım gidelim.
Fuat, Selim. Bunlara iş emanet edilir mi? Baksana kimse yok. Alo Fuat. Efendim amca. Oğlum neredesiniz? Bütün iş duruyor. Dün Selim gelmedi mi? Yok gelmedi. Gelmedi demek. Belli belli. Bütün iş olduğu gibi duruyor. Yarın hallederiz. Bugün pazar. Ya pazar olduğunu ben de biliyorum. Siz bunu hak ettiniz mi onu söyleyin. Git o Selim'i de al buraya gel. Tamam. Tamam amca. Hadi kahvaltı hazır. Baba hadi kalk. Hadi Selim. Baba hadi kalk, kahvaltı hazır. Ya baba hadi kalk. Gel buraya, yakaladım seni. Gel buraya. Ben bakarım. Tamam canım. Günaydın. Günaydın Fuat. Hayırdır? Günaydın Ayşe Hanım. Günaydın. Amcam aradı abi. İşler yetişsin diye bugün de çalışmamızı istiyor. Sen dün geri gelmedin diye bozulmuş biraz herhalde. Hoş geldin Fuat. Ne oluyor? Hoş bulduk abla. Merak edecek bir şey yok Melek. Benim işe gitmem lazım. E bugün pazar değil mi? Öyle de adam haklı. Dün erkenden çıktım geldim. Telafi etmek lazım. Akşam çok çabuk gel baba. Tamam mı? Uyumayacağım ben. Tamam kızım. Hadi eyvallah. Hadi gidelim. Hadi kızım kahvaltı. Tamam. Merhaba Nedim Bey. Yok yok hiç merak etmeyin. Tabii canım hiç merak etmeyin. Dediğiniz tarihte işler teslim edilecek. Sağ olun sağ olun. Size de iyi günler. Akşam oldu hala gelen giden yok. Cık. Hoş geldiniz Selim Efendi. Çay, kahve ne içersiniz? Getireyim hemen. Ya sen yeğenim? Bir şey lazımsa çekinme söyle. Burada bedavaya adam beslemiyoruz beyler. Adam gibi çalışın da karşılığını alın. Hele sen Selim. Senin daha dikkat etmen gerekmez mi? Dün erkenden çocuk hasta ayağına çektin gittin. Bir de üstüne parayı da aldın. Daha ben demeden kendin gelip çalışman lazım. Haklısın abi. Ama merak etme bugün bu işleri bitirmeden çıkmayacağım buradan. Vallahi dediğin gibi olsa iyi olur Selim. Yoksa sen o konuştuğumuz işleri unut. Kusura bakma Selim abi. Amcam bugünlerde hep ters. Yok yok Fuat adam haklı. Çalışmak gerek. Millet iş bulamıyor. Sigorta istemeyi biliyorsan işi de gerektiği zaman yetiştirmeyi bileceksin. Merhaba kolay gelsin. Buyurun kime bakmıştınız? Benim adım Taylan Demir. Müteahhitim. İş için geldim. Bir arkadaştan epeyce adınızı duydum. Nabi Bey yok muydu? Yok, işi vardı çıktı. Ofise geçip beklesem? Gelmez o artık kardeş, boşuna beklersin. Hiç yorma kendini. Peki, size kolay gelsin. Adama niye öyle davrandın abi? Amcam bunda kesin iş yapardı. Keşke bir telefonu falan alsaydı. Bırak Allah aşkına Fuat. Ne müteahhitiymiş. Yalan söylüyor bu adam. Müteahhit falan değil. Emin misin abi? Evet. Nerede gördüm hatırlamıyorum ama bu herif müteahhit falan değil.
Neyse biz de işimize bakalım. Tamam. Ne yaptınız? Yetişecek mi bu iş? Daha var abi ama yetiştireceğiz inşallah. İnşallah maşallah yok bunun. İki güne kadar işi yetiştireceksiniz. Arayan soran? Şey amca, Taylan diye bir adam geldi. Müteahhitmiş. Sana iş vermek istiyormuş galiba. Yapma ya. Ne kadarlık iş acaba? Telefonunu aldınız herhalde. Verin bir arayayım şunu. Yok abi, hani neredeyse biraz kovduk gibi oldu. Bence adam sağlam ayakkabı değildi. İş falan hikaye. Buna sen mi karar vereceksin Selim? Hem sen ne anlarsın bu işlerden? Ya beni arasaydınız ya. Ben de kabahat. Size iş veren de kabahat. Tamam amca, sinirlenme. Eğer gerçekten iş yapacak adamsa çıkar gelir. Ya neredeyse adamı kovduk diyorsunuz. Bu adam bir daha niye gelsin? Ama hata bende. Size niye iş veriyorum anlamıyorum ki. Şimdi acil bir işim var. Yarın seninle bu meseleyi konuşacağız Selim Efendi. Geciktim, kusura bakma Çetin. Estağfurullah abi. Çok da sinirim bozuldu, kusura bakma. Ne oldu, hayır sorun mu? Ya Nimet ayağıma kadar geliyor. Fuat, o sersem Selim iş bitirecek adama bir afra tafra edip öylece yolcu ediyor. Allah Allah. Ne bir telefon, ne bir adres. Neymiş, Selim Efendi'nin gözü tutmamış. Tövbe tövbe. Kimden bahsediyorsun abi, kim bu? Müteahhit Taylan mıymışmış, neymiş bir şey. Taylan? Bu bizim Taylan mı acaba? Tanıyor musun? Müteahhit dedin değil mi? Evet evet. Tamamdır ya, merak etme sen. Ben görüştürürüm sizi. Vallahi mi? Tabii tabii, merak etme sen. Madem bu mesele de halloldu, içmeye devam. O zaman bu gece de ben ısmarlayacağım. Yani abi, hakikaten gerek yok. Her seferinde sen ısmarlıyorsun. Hem böyle olmuyor. Öyle deme Çetin, buluşuruz. Ben kazanıyorum ediyorum. Eşe dosta da yedireceğim. Kime ne? Kafana tak. Bir dahaki sefere de sen ısmarlarsın. Eyvallah. Garson. Buyurun. Masayı donat. Peki abi. Göndereceğim. İşleri nasıl yetiştireceksin? Saf saf konuşma Çetin. Alırsın yeni birini. 2-3 ayda onu oyalarsın. Sonra gelsin bir başkası. Ulan abi, az çakal değilsin. Bak şu Taylan'la da işi bağlarsan köşesin. Hadi. Bu adamı nereden hatırlıyorum ben? Kolay gelsin. Benim adım Taylan. Müteahhit. Nereden hatırlıyorum bu adamı ya? Nasıl hatırlayamadım? Bu adam hırsızın teki. Hangi gazetedeydi resmi? Abi abiye haber vermem lazım. Cevap vermiyor. Neyse oğlum durma, yetişmeyecek bu iş. Garson! Buyurun efendim. Getir meze getir çocuğum, git meze. Peki getir. Efendim.
arayayım. Allah Allah. O kapı niye açık? Aman Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Sigorta yok, bir şey yok. Canımı okurlar lan benim. Allah kahretsin! Kahretsin! Kahretsin Allah! Bir bu eksik. Düşün, düşün. Düşün, ne yapacağım şimdi? Düşün. Kapı, kapı. Hala kapalı. Allah'ım inşallah başına bir şey gelmemiştir. Anne, babam gelmedi mi? Gelmedi kızım. Anne, babam bana küstü değil mi? Ama ben uyumayacaktım. Ama bir baktım sabah olmuş. Ayşe, canım. Şimdi benim gitmem gerek. Hatice teyze ben gelene kadar senin yanında olacak. Yaramazlık yok. Koşturup terlemek yok, tamam mı? Hı hı. Selim abi. Selim abi. İnşallah amcamdan önce gelirsin. Yoksa gelirse bir ton söylenecek şimdi. Aa, günaydın amca. Şey, Selim abi daha gelmedi. Akşam mesaiye kalmıştı da ondan herhalde. Birazdan gelir. Tamam tamam. Acelesi yok. Dinleni böyle gelsin. Yok amca. Ben şimdi ararım onu. Uzatma tamam. Merhaba. Selim nerede? Geceden beri arıyorum, telefonu cevap vermiyor. Nasıl yani? Selim abi dün eve gelmedi mi? Yok, gelmedi. Bütün gece bekledim, aradım, ses yok. Belki bir yere takılmıştır. He. Selim'in öyle işleri yoktur. Nereye takılacak? Merak etme, çıkar gelir. Bir işi çıkmıştır. Alo Selim? Ne? Polis mi? Ne oldu Selim'e? Şimdilik kaza gibi görünüyor. Araştırmaya devam ediyoruz. Bir gelişme olursa sizi haberdar edeceğiz. Teşekkür ederiz memur bey. Çok sağ olun. İyi günler. Selim nasıl? İyileşecek mi? Kafasına ciddi bir darbe almış. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonra uyanmasını bekleyeceğiz. Ne demek bu? Allah'ım!
Uyanması için dua edin. Allah'tan ümit kesilmez. Geçmiş olsun. Selim! Selim! Bu ne böyle? Kan bu. Aman Allah'ım. Fuat. Amca Selim'e ne oldu? Ne bileyim ben. Bana ne soruyorsun? Bu ne amca? Ne oldu burada? Ha? Ne olacak? Kendi beceriksizliği. Sabah geldim baktım demir yığının altında kalmış. Başımıza bela olacak. Ben de gittim yolun kenarına bıraktım attım. Hastaneye niye götürmedin amca? Hastaneye gideyim de her şey üstüme mi kalsın? Adam sigortasız çalışıyor. Canıma okurlar benim. Daha ne istiyorsun? Yaşıyor işte. Amca bunu nasıl yaptın? Selim abi senin işlerini yetiştirmek için bu hale geldi. Sigorta yok, bir şey yok. Bunca masrafı kim karşılayacak ha? Karısı, çocuğu ne olacak? Bir şeyler yaparız. Sen orasını merak etme. Ama sakın ağzından bir şey kaçırma. Yoksa beraber yanarız ona göre. Şurayı da bir yıka temizle. Ne olur ne olmaz. Kimse görmesin. Bakma bana öyle. Hadi hadi. Bu gidişte bana bir kasa daha gerekecek. Oo, Çetin Bey, ayılabildiniz mi? İşte, ancak. İyi içiyorsun vallahi, helal olsun sana. Yok be abi, senin eline su dökebilir miyiz biz? Senin kadar olmasa da biz de fena içici değiliz. Eyvallah, eyvallah. Söyle ciğerim. Şimdi ne abi, gelelim asıl meseleye. Şu müteahhit vardı ya, hani senin elemanı kovup yolcu ettiği. Heh, şimdi ben onunla görüştüm. Özürlerini de ilettim. Arkadaşların sana gelecek. Şöyle güzel bir ağırlarsan işe alırsın. Sağ ol ciğerim. Tamamdır, sen de sağ ol. Bunun gibilerin gözü doymaz zaten. Donuna kadar almak lazım. Tamam. Böylelerinin malı helaldir. Yarın da seni iş yerine davet ettim. Artık gerisi sana kalmış. Sen de bilirsin. Benden hiçbir şey kaçmaz. Göreceğiz Taylan Bey, göreceğiz. Görürüz. Hadi gidelim. Amca, hani söz vermiştin? Hani Selim'e yardım edecektin? Şimdi sırası değil. Çık dışarı, sonra konuşuruz. Yok amca, şimdi konuşacağız. Ya Selim'in ihtiyacı olan parayı verirsin, ya da gider her şeyi söylerim. Kolay gelsin Nabi Bey. Buyurun. Nabi Bey, ben Taylan dedim. Çetin benden bahsetmiştir. Oo, Taylan Bey. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, oturun. Sağ olun. Ben bir dakikaya kadar geliyorum. Tabii. Sen gel böyle. Yürü, yürü. Ne oluyor lan? Sen bu Selim'in avukatı mısın? Yapma amca. Selim abi gibi birine yapma. Adamın hakkına girme. Karısına, çocuğuna acı. Kes lan sesini. Adam olduğunda bana hak hukuk mu öğreteceksin? Buraya kadar amca. Eğer parayı vermiyorsan ben polise gidiyorum. Polise mi gideceksin? Git o zaman. Ne duruyorsun? Beraberdik derim. Bana yardım etti derim. O zaman ne olacak?
Fuat Efendi nasılmış? Gitmiyor musun polise? Oğlum sen bırak bu işleri de git misafire çay getir. Tekrar hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hoş bulduk. Geçen gün için tekrar özür dilerim sizden. Bizim eleman biraz densizlik etmiş. Neymiş efendim? Gözü tutmamış da, oymuş da, buymuş da. Zaten yol verdim gitti. Önemli değil Nabi Bey. Biz işimize bakalım. Konuyu açmaya bile değmez. Eğer sizden memnun kalırsak sonraki işlerimizde de sizinle çalışacağız. Elbette Taylan Bey. Ben bu ortaklığın devam etmesini isterim. Gerekirse iki eleman alır, işleri istediğiniz zaman teslim ederiz. Hiç merak etmeyin. Sizi hiç mahcup etmem. Çetin'e güvenim sonsuz. Sizi boş yere tavsiye etmez. Buna eminim. Sağ olsun. Çetin iyi dosttur. Çetin'i çağırsak, beraber bir şeyler içmeye gitsek? Vallahi bilmem ki. Nasıl olur? İyi olur, iyi. Ben şimdi Çetin'i de arayayım. Hatta olmadı şurada bir çilingir sofrası kurarız. Ha? Nasıl? Olur. Alo Çetin. Ne haber koçum? İşin yoksa benim bir dükkana gel. Taylan da burada. Bir şeyler içeriz. Burada ya, benim dükkanda. Olur olur, nasıl istersen. Tamam, ben bir şeyler ayarlarım. Hadi eyvallah. Fuat. Fuat bak bir buraya. Fuat duymuyor musun oğlum? Fuat! Fuat baksana oğlum ya. Fuat sana sesleniyorum oğlum. Fuat! Kızım, iki lokma bir şey ye. Bak bir şey yemezsen hasta olacaksın sonra. Yemek istemiyorum. Ben babamı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Ben de özledim kızım. Ben de. Hadi anne, babama gidelim. Uyumasın artık. Ne söyleyeceğim ki? Yarasın. Geldim. Demir yığının altında kalmış. İş bilmez adamların karnını doyuruyorum. Neyse. Temizci hallettim. Attım yolun kenarına, kurtuldum. Ya adam kendine gelirse o zaman ne olacak? Gelsin. Ne olacak ki? Bir kaydı yok. Şahidi yok. Burada çalıştım, nasıl ispat edecek? Peki yeğenin? O konuşursa ne yapacaksın? Yok ya. Fuat daha çocuk. Onun da bir güzel gözünü korkuttum. Kimseye bir şey diyemez. Hadi hadi. Hadi bakalım. Polise mi gideceksin? Git o zaman. Ne duruyorsun? Beraberdik derim. Bana yardım etti derim. O zaman ne olacak? Hadi 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 çabuk. Kimse gelmeden çıkalım şuradan hadi. Tamam tamam tamam. Her şeyi aldın mı? Aldım aldım aldım. Hadi çıkalım. Al şunu. Hadi 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 çabuk çık. Uyan. Hadi kalk.
Hadi kalk. Kalk hadi. Paralarım. Paralarım. Soyulmuşum. Paralarım. Kalk ayağa hadi. Ya ne oluyor? Beni niye tutukluyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? Soyuldum diyorum size ya. Beni niye tutukluyorsunuz? Zorluk çıkarma hadi. Ya anlamıyor musunuz beni? Ben bir şey yapmadım hadi ya. Ya ne yapıyorsunuz? Bırakın beni ya. Bırakın beni. Hadi yürü. Bırakın beni. Ben bir şey yürü. Yapmadım. Yürü. Yaktın beni Fuat. Fuat. Geç. Yaktın. Hiç merak etmeyin, uyandı. Biz odasını alacağız. Daha sonra ziyaret edebilirsiniz. Ay çok şükür. Baban iyileşti, merak etme. Güzel kızım. Abi çaylar hazır. Sağ olasın. Az kaldı Fuat. Bu hızla çalışmaya devam edersek bütün işleri zamanında teslim edeceğiz. Yok abi yok. Yormadan yorulmadan. Acelemiz yok. Amcam gibi olmamak lazım. Amcanı görmeye gitmeyecek misin? Hayır. Yapma Fuat. Nave abi çok yanlış yaptı ama sonuçta senin amcan. Senden başka kimsesi de yok. Git bir ziyaret et. Adam yana yakala seni çağırıyor. Belki bir diyeceği var. Efendim? Ne? Yakalandılar mı? İkisi de mi? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne olmuş? Amcamı soyan iki hırsız da yakalanmış. Hem de çaldıkları paralarla beraber. Adamdaki talihe bak. Asıl o paraları yiyip bitireceklerdi ki bir işe yarasın. Nasip bu işler Fuat. O gece o kaza olmasaydı ben zaten amcanı uyaracaktım. Bir defa aradım ulaşamadım. İkinciye de fırsatım olmadı zaten. Bir de diyorsun ki git o adamı gör. Yok abi ben onun yanına falan gitmem. Öyle deme Fuat. Olan olmuş bir kere. Amcan da git bir kere gör gel. Bir şey kaybetmezsin. Ne istiyorsun? Niye çağırdın beni? İş yerini merak ettiysen üzülme. Her şey eskisi gibi işliyor. Sen çıkana kadar orayı işletip ben sana bakacağım. Sen buradan çıkınca da herkes kendi yoluna. Selim nasıl? İyi. Çok iyi. Beraber çalışıyoruz işte. Fuat, aylardır gözüme uyku girmedi. Her yerde Selim'i görüyorum. Ona çok haksızlık ettim. Gerekirse yalvar yakar ama beni affetmesini ister. Duydum, paraları bulmuşlar. Söyle Selim'e
paradan hakkı olan neyse alsın. Ama ne olur Allah için bana hakkını helal etsin. Allah'ım ben ne yaptım Allah'ım? Hakkını helal et. Helal et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.